Merhaba. Yapay zekaya yeni adım atanlara yardımcı olmak için 4 videodan oluşan bir seri hazırladım. Nereden başlasam adlı videoda sıfırdan başlayıp bir yol haritası oluşturduk. Bu yol haritasını takip ederek neleri kursam adlı videoda da gerekli kurulumları yaptık. Makine öğrenmesinin tüm kodlama aşamalarını Iris çiçeğinin sınıflandırılmasında nasıl kodlasam adlı videoda gördük. Bu videoda ise genel hatlarıyla önceden eğittiğimiz modelimizin kullanıcıya internet üzerinden hizmet sunabilmesi için kurmamız gereken altyapıyı göreceğiz ve bir önceki videoda gördüğümüz Iris çiçeğinin 3 türü vardı. Bu 3 türü birbirine ayırt etmek için Iris çiçeğinin çiçek ve yapraklarının en ve boy bilgilerini kullanmaktaydık. Bu çiçeğin uzmanları tarafından derlenen 150 örneklik veri setinde her örneğe ait ölçümler ile bu çiçeğin hangi tür iris olduğu kaydedilmiştir. Nasıl kodlasak adlı videomuzda bu veri setini kullanarak eğittiğimiz modelimizi test etmiştik ve saklamıştık. Bu videoda ise şu an görmekte olduğunuz uygulamanın nasıl yapılabileceğini kısaca açıklayacağız. Kullanım senaryomuz şu şekildedir. Bahçesinde bir iris çiçeği bulan ve bu çiçeğin türünü merak eden bir kişi çiçeğin ve yaprakların ölçüsünü alır. Daha sonra hazırladığımız web sitesini ziyaret ederek aldığı ölçüleri sayfadaki forma girer. Predict tuşuna basar. Web sayfasındaki form objesi ölçümleri web sunucusu üzerinde belirlenmiş bir porta yönlendirir. Web sunucusu gelen bu isteği alarak API protokolüne göre yazdığımız uygulamayı çalıştırır. Uygulama daha önceden sakladığımız modelimizi kullanarak modele verilen ölçümler ile çiçeğin türünü tahmin eder. Elde edilen tahmin web sunucusu aracılığıyla kullanıcıya web sayfası olarak sunulur. Böylece kullanıcı ile eğitilmiş model arasında web üzerine bağlantı kurulmuş olur. Bu örnek senaryoyu gerçekleştirmek için farklı teknolojileri bir araya getirip kullanmamız gerekiyor. Bu teknolojileri özetlemek gerekirse, öncelikle kullanıcının bir bilgisayarı olduğunu ve bu bilgisayarda da herhangi bir web browser'ın kurulu olduğunu kabul ediyoruz. Diğer taraftan, bizim de bir modeli eğitip kullanıma hazır ettiğimizi, gerekli web sayfalarını oluşturduğumuzu, API ve web sunucusu ile entegre çalışan bir Python uygulaması geliştirdiğimizi farz ediyoruz. Tabii ki kullanıcı ve sunucu arasında bir internet bağlantısının var olduğunu da düşünüyoruz. Kullanıcı web sitemizin adresini web browser'ına girerek sunucu ile bağlantı kurar ve ölçüleri HTTP protokolünü kullanarak API arayüzüne gönderir. API arayüzü gelen isteğin hangi uygulamayla ilgili olduğunu anlayarak bu uygulamayı aktifleştirir. Çalışan kodumuz API arayüzü tarafından kendisine verilen ölçüleri alarak eğitilmiş modele verir. Model verileri kullanarak bir tahmin üretir. Geliştirdiğimiz uygulama modelden gelen tahmini alarak daha önceden hazırladığımız HTML sayfasının uygun bölümüne bu tahmini yazar. Artık cevap HTML formatında hazırdır. Bu cevap web sunucusu aracılığıyla kullanıcıya gönderilir. Bu çalışmamızda API olarak Fast API kütüphanesini kullanacağız. Web sunucusu olarak ise UVCorn'u seçtik. Diğer taraftan web sayfaları için doğal olarak HTML dilini kullanacağız. Ayrıca HTML ile kodumuzu harmanlamaya yarayan Jinja adlı bir kütüphaneyi de kullanmamız gerekiyor. Tüm sistem ekranda görüldüğü şekilde olacak. Biraz karmaşık görünse de aslında sonuçta geliştirdiğimiz kod sadece 40 satırdan ibarettir. Şu an çalışmakta olan uygulamanın tüm kodunu görmektesiniz. Eğer bu konu ilginizi çektiyse ve bu uygulamayı nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek istiyorsanız tüm detaylar için Nasıl Sunsam adlı videomu seyretmenizi öneriyorum. Hoşça kalın.